misafirlerimiz, değerli kıymetli konuklarımız. Demokrasi meydanında, evet, konuşmalarını yapmak üzere AK Parti İl Başkanımız Sayın Yeşim Karadağ konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınızda gönülden alkışlarınıza davet ediyorum. İnşallah. Saygıdeğer valim, çok değerli milletvekillerim, İl Başkanımız, tabi burada Çanakkale'mizin çok değerli protokol üyeleri, sevgili Çanakkale'liler, hepinizi böyle güzel bir cuma günü akşamında saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin hepinize olsun. Sevgili kardeşlerim, tam 101 yıl önce burada bir destan yazıldı. Çanakkale geçilmez destanı. Siz de bu destanı yazan kahramanların torunlarsınız. Bugün de ikinci bir destan için, büyük bir destan için burada nöbet tutuyorsunuz. Hepinize canı gönülden şükranlarımı, teşekkürlerimi, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Sağ olun. Sizlerle gerçekten gurur duyuyorum. Sevgili kardeşlerim, ben de bugün gerçekten bu mukaddes, mübarek nöbette, demokrasi ve milli irade nöbetinde sizlerle bir arada bulunmak için, bu şerefi benim de tatmam için buradayım. Sizlerle kucaklaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, üzerimde iki selam var. Bugün cuma namazından önce Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yaptık. Daha sonra Millet Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanım, ben sizin de çok sevdiğiniz Çanakkale'ye gidiyorum deyince, kendisi oradaki bütün kardeşlerime benim en kalbi selam, sevgi ve muhabbetlerimi gönder diye söyledi, ilet diye söyledi. Ben de gerçekten Sayın Başkomutanımızın, Cumhurbaşkanımızın bu güzel selamını bütün Çanakkale'lilere, siz kardeşlerime iletmenin bahtiyarlığını yaşıyorum değerli kardeşler. İkinci selamda Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'dan, özellikle burada az önce İl Başkanımız Yeşim Hanımefendi söyledi, yatırımları daha hızlandırmak için gideceğimi ifade edince, Sayın Binali Yıldırım, Çanakkale'ye ne gerekiyorsa yap, Çanakkale her şeyin en güzeline layıktır diye söyledi. Selam ve sevgiler millet diye söyledi. Ben de Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın bu güzel selamını sizlere iletmenin mutluluğunu yaşıyorum değerli kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, inşallah sizlerin selamını pazartesi günü ileteceğim. Çünkü biliyorsunuz pazar günü muhteşem bir miting var. Demokrasi ve milli irade mitinglerin sonuncusu İstanbul'da Yeni Kapı'da yapılacak. Burada Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak bütün genel başkanlar davet edildi. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı orada konuşacak. Cumhurbaşkanımızla birlikte. Ayrıca Başbakanımız Binali Yıldırım, Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşacak. Gerçekten bu güzellik, bu darbe girişimine 79 milyon vatandaş karşı çıktı. Dolayısıyla burada özellikle bütün vatandaşlarımıza, siyasi partilere, herkese 79 milyon vatan evladına gönülden teşekkür ediyorum. Bu zafer sizin zaferiniz. Unutmayın. Tabii orada sadece şanlı bayrağımız dalgalanacak. Hiçbir parti bayrağı olmayacak. Sadece şanlı bayrağımız orada dalgalanacak. Bu muhteşem miting bütün dünyaya gür bir seda ile seslenecek. Türkiye demokrasisi var, milli irade var,
milli iradeye sahip çıkan bir millet var. Kahraman bir millet var. O bakımdan teşekkür ediyorum. Tabii ben de bazı bakanlar bazı şehirlere gidecek. Beni de Aydın'a görevlendirdiler. İnşallah ben de orada Aydın'a gideceğim. Çanakkale'nin, Çanakkale ruhunun, Çanakkale geçilmez destan yazan siz kahramanların evlatlarının selam ve sevgisini Aydın'a ileteceğim değerli kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, hakikaten 15 Temmuz milletimizin tarihinde en alçak, en kanlı ve gerçekten kökü dışarıda menfur bir darbe girişimi olarak tarihe geçti. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde darbeler olmuştur ama hiçbir darbede askerler milletin evlatlarına ateş etmemişlerdir. Jetlerle, helikopterle bomba yaldırmamıştır. Türkiye millet, büyük millet meclisi bombalanmamıştır. İşte orada Cumhurbaşkanımızın bulunduğu külliye bombalanmadı ama burada hem büyük millet meclisi hem külliye, başbakanlık, özel kuvvetler, özel harekat, bunun dışında vatandaşa tanklarla üzerine gittiler. Helikopterden adeta taradılar. Köprüyü tuttular. Oradaki İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kahraman vatandaşlarımız üzerine onları tarayarak ateş ettiler. Şehit ettiler. Dolayısıyla bu gerçekten kökü dışarıda alçak bir darbe girişimidir. Ama bu darbe girişimini milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımızın dirayeti, Başbakanımızın Bakanlar Kurulu'nun, siyasi partilerin hepsinin kararlılığı neticesinde püskürtüldü. Dolayısıyla bu zaferin kahramanları 79 milyon vatandaşlarımızdır. Bu bakımdan bu kardeşlerime, bütün vatandaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. İnanın bu vatandaşlarımızın, Türk milletin kahramanlığı tarihe dünyanın en büyük destanı olarak geçecektir. Dolayısıyla ben milletimizle gurur duyuyorum. Bu milletin bir ferdi olmaktan dolayı da gerçekten çok mutluyum, bahtiyarım. Mutluyum, sizlerle gurur duyuyorum. Bunu da özellikle uygulamak istiyorum. İnşallah sizleri çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, dik bu millet dik duruyor. Cumhurbaşkanı dik duruyor. Başbakanımız, bütün bakanlar, milletin tamamı dik duruyor. Sevgili kardeşler, biz Allah'ın huzurunda rükudan başka eğil miyiz? Bu millet eğilmez, bu bayrak düşmez. Bir de şanlı bayrak dalgalanacaktır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan eğer uğrunda ölen varsa, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. İşte dolayısıyla bu vatan için, bu bayrak için minarelerden bu ezanların bu topraklarda ilelebet okunması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Daha büyük bir Türkiye için gece gündüz çalışacağız. Zaten Cumhurbaşkanımız bize 3 tane büyük hedef gösterdi. Birinci büyük hedef Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını 2023 yılında kutlayacağız. İşte 100. yılda Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Cumhurbaşkanımız ifadesiyle şunu soruyorum. Hedef 2023. Türkiye hazır. Çanakkale. 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 İşte tamam, bitti yalnız. Sevgili gençler, sizin de hedefiniz var. Fatih, sizler Fatih İstanbul'un fethettiği yaştasınız. Dolayısıyla 2053 yılında sizler İstanbul'un fethinin 600. yılını kutlayacaksınız. O zaman bu şanlı bayrak daha da zirvelerde dalgalanacak. Türkiye
küresel bir güç olacak Allah'ın izniyle. Bakın, kalbimden gelerek söylüyorum. Türkiye'nin bahtı açık. Bu milletin bahtı açık. Yıldızı parlak. 21. asra Türk milleti mührünü vuracaktır. Allah'ın izniyle. Mührümüzü vuracağız. Sevgili yavrular, burada az önceki yavrular vardı. Şanlı bayrağımızı dalgalandırıyor. Onların da bir hedefi var. Biliyorsunuz 26 Ağustos 1071'de bir cuma günü kahraman bir kumandan Sultan Alparslan bir orduyu mahvü perşan etti. Malazgirt'te muhteşem bir zafer kazandı. 11. yılını 2071 yılında bu yavrular kutlayacak. İnşallah. O zaman Türkiye süper bir güç, muhteşem bir güç olacak. Buna inanın. Çünkü Allah'ın yardımı bu milletle beraberdir. Buna hiç kimse gerek olmaz. Allah'ın yardımı bu milletle beraber. Çünkü inşallah bu birlik beraberlik kardeşliğimizi sürekli olarak daha da pekiştireceğiz. Sevgili kardeşlerim, bu millet bir ve beraber olduğu müddetçe asla yenilmez. Dolayısıyla birlik, beraberlik kardeşliğimizi daha da muhafaza edeceğiz. İnşallah. Şimdi Oğuz Kağan bir gün evlatlarını topluyor. Onlar diyor ki, gelin bakayım, ellerine birer bir çirpi dediğimiz bir değnek veriyor. Kırın diyor. Hepsi teker teker kırıyor. Sonra yedisini bir araya getirin diyor. Bunu kırın diyor. Kıramıyorlar. Oğuz Kalan diyor ki, evlatlarım, siz bir ve beraber olduğunuz müddetçe ilelebet bu millet yıkılmaz diyor. Dolayısıyla ben de şunu diyorum. Sevgili kardeşler, biz şu anda birlik, beraberlik kararlılığımızı bütün dünyaya gösterdik. İnşallah bu kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirsek bizi hiçbir güç yıkamaz. Çok oyunlar var. Biliyoruz ne oyunlar var. Tam 1699 Karlofça Anlaşması'ndan bu yana bu milleti yok etmek için Batı sürekli oyun üzerine oyun oynuyor. Oyun, oyun. Maşalar var. FETÖ da Batı'nın terör örgütlerinin aynı zamanda bir takım istihbarat örgütlerinin maşasıdır. Tarihin en büyük hainidir. Dolayısıyla onlara uyup da maalesef asker elbisesine bürünmüş bazı teröristler var ya, onlar mahvü perişan oldu. Rezil oldular. Ama şunu ifade edeyim. Bunlar kahraman ordumuz içinde sadece %1,5 olan bütün akıllarını o $1 satmış olan hainlerdir. Ordumuzun diğerleri Mehmetçik'tir. Peygamber ocağıdır. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Onların cezasını ben çünkü öyle ki kışlayı teslim etmemek için 7 kere kurşun yedi ama kışlasını teslim etmeyen komutanlarımız var. Geçit vermeyen komutanlarımız var. Özel kuvvetlerde işte bir kahraman assubay paşasının emrini dinleyerek o hani vur öldür deyince işte Ömer Halis denir isminde bir kahraman çekiyor tabancayı alnından vuruyor. Hainlerin gideceği yer cehennemdir. Yaşasın cehennem diyor hainler için. Ama şehitler için tabi cennet âlâ. Biliyorsunuz şehitler ölmez. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyuruyor. Siz Allah yolunda öldürülenler öller demeyin. Onlar diridir. Siz sezemezsiniz. Yani siz anlayamazsınız diyor. Dolayısıyla 239 tane şehidimiz var. Onlar kahramandır. Onlar yaşıyor. Peygamberlikten sonra en yüce makamı İnşallah makamı Cenab-ı Allah onlara ihsan etti. Allah onlardan razı olsun. Gazilerimiz var. Çok sayıda.
Kayserilerimize de Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum değerli kardeşlerim. Ne gaziler var? İşte az önce söyledi. Tankın üzerine giden. Ya geçenlerde böyle çelimsiz bir tanıdığım bir kişi var İstanbul'da. Veysel hocam diyor. İki tane tankı teslim aldım diyor. Yani, biz böyle bir milletiz. Ya millet bu yani. Kurşuna karşı korkmadan giden ve de helikopterden ateş edince ona karşı direnen, göğsünü siper eden kahramanlar var. Kazan'da işte Akıncılar üssünün yanında malın feda olsun millet için, vatan için diye bu hainlerin uçakları kalkmasın diye ekinini yakan insanlar. Bütün lastikleri toplayıp ekini yakan insanlar. Allah onlardan razı olsun. Sizlerden razı olsun. Tabii bu arada Adalet Bakanlığımızdaki bütün Adalet Bakanlığı mensupları, savcılarımız, valilerimiz, milletvekillerimiz, yani velhasıl polisimiz, özel kuvvetler, özel harekat, askerlerimiz ve tabii ki kahraman milletimiz destan yazdı. Allah sizler iki canlı aziz eylesin. Dua ediyorum. Bugün de cuma namazında hep dua ettik. Sizlere de dua ettik. Rabbim evlatlarınızla birlikte hayırlı uzun ömürler lütfeylesin. Rabbim inşallah ahirette Kevser havzundan doya doya içmeyi ve Firdevs cennetlerinde konaklamayı sizlere nasip eylesin. Çünkü aziz kardeşler, şuradaki nöbet hudut boylarında düşmana karşı tutulan nöbet gibidir. Onun ne kadar büyük bir sevap olduğunu, bir saatlik nöbetin, huduttaki bu kahramanca nöbetin ve buradaki nöbetin, yani günlerce yapılan ibadet kadar makbul ve Allah indinde faziletli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Dolayısıyla nöbetiniz hayırlı olsun değerli kardeşler. Nöbetiniz hayırlı olsun. Tabii sevgili kardeşlerim, tabii biz burada niçin geldik? Çanakkale'ye karşı ben de ayrı bir gönül bağım var. Çünkü Gelibolu'da Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Şehitlerin İhyası çok çalıştık. Gerçekten muhteşem bir çalışma yaptık. Artık Çanakkale Destanı bütün dünyada tanınıyor. Geçen sene de Cumhurbaşkanımız geldiği zaman 100. yıl kutlamasını yaptık gerçekten. Hakikaten bununla gurur duyduk. Tabii bu bütün bunlardan sonra yabancılar diyor ki Türkiye'yi yok edin bazı güçler. Onun maşası olan alçaklar, okyanus ötesindeki hain FETÖ. Bunlar Türkiye'yi yok etmek isteyen hainler. Yani bunun kurduğu özellikle örgüt en sapık, İslamiyet'le alakası olmayan en hain bir örgüttür. Cumhurbaşkanımız haşhaşilerle kıyas ediyor ama bunlar haşhaşilerden de daha berbat. Yani bu böyle bir de. İslamiyet'le alakası yok. Tamamen maalesef sapık fikirlerle insanları aldatan bir grup var. Onun da ne olduğu belli değil. Papaz da olabilir, başka şey de olabilir, gerek yok. Evvela bununla alakalı bazı kitaplarda kim olduğu yazılı. Ben ona girmeyeceğim. Ama bu darbe girişim başarısız olunca ekonomik olarak da Türkiye'yi çökertelim diye böyle bir çalışma içine girdiler. Ama milletimiz de böyle bir ekonomik darbesine karşı bir yumruğuyla o darbeye büyük bir darbe vurdu. Allah razı olsun. Milyonlarca dolar bozduruldu. Şu anda ekonomimiz darbe teşebbüsü öncesinden çok daha güzel olacak. Hatta biz karar aldık sevgili kardeşlerim, yatırımları daha da hızlandıralım diye. Ve bugün işte Çanakkale ruhunun duası için, o ruhun burada tekrar canlanması için buraya geldik. Az önce AK Partili başkanımız ifade ettiği gibi 13 tane dev tesisin
temel attık, açılışını yaptık. İşte bu. Daha çok çalışacağız. Daha güçlü, büyük bir Türkiye için ne gerek olursa yapacağız. Çünkü bizim milletimiz her şeyin en güzeline layıktır. Her şey millet için. Her şey millet için. Sevgili kardeşlerim. Tabii bu ayrıca müjdelerle geldik. Ben bu konuşmacılar var. O detaya girmeyeyim. Ama şunu ifade edeyim. Müjdelerimiz de vardı. İnşallah Çanakkale'de biz de destan yazacağız. Şu ana kadar 9-10 milyar TL yatırım yaptık. 10 milyar TL, 10 katrilyon. Geçen yıl sonuna kadar. Bizim Orman Su İşleri Bakanlığı yatırımı da şu anda en yüksek 2 milyar 600 50 bin TL ile 50 milyonla 2 milyar 260 milyon TL ile şu anda bakanlık arasında en çok yatırım yapan bir bakan olmanın Çanakkale'ye bu yakışır, mutluluğu yaşıyorum. Ama şimdi inşallah biz 2016, 17, 18, 19 yıllarını Çanakkale'de Orman Su İşleri Bakanlığı açısından yatırımlarda hamle yılı ilerliyoruz. Merak etmeyin, bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü Çanakkale'miz, Çanakkale'ler gerçekten her şeyin en güzeline layıktır. Sizleri seviyoruz. Çok seviyorum hakikaten. Ne kadar sizleri görünce zaten en çok gelen hizmetkarınız benim. Yani bakanlar için en çok gelen benim. Arkadaşlar, vekillerim bilir. Şimdi ben sizlerden bir şey istiyorum. Kardeşlerim, bu birlik beraberliği daha da pekiştirmemiz lazım. Onun için diyoruz ki selamı ve sevgiyi, saygıyı yayalım. İnşallah. Yaygınlaştıralım. İnşallah. Buna Çanakkale hazır mı? Herkese selam vermeye. Herkesi sevmeye, saymaya hazır mıyız? Hazır. Dolayısıyla ben geçtiğimiz pazar Balıkesir'den de söz aldım. 25 bin kişi vardı. Ondan önce İzmir'deydim. 40 bin kişi vardı konak meydanında. Onlar da söz verdiler. Dedi ki kimi görürsek görelim. Giyimi, kuşamı ne olursa olsun, anlayışı ne olursa olsun, gördüğümüz zaman selam verelim. İster selam deyin, ister merhaba deyin. İsterseniz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat deyin. Ne derseniz deyin. Ama en azından selam verin ve kardeşim seni seviyorum deyin. Tamam mı? Kardeşim komşunuzdan başlayın. İnşallah yarın sabahtan itibaren, hatta bu akşamdan itibaren selamı yaygınlaştırmak, herkese selam vermek, tanıdığımıza, tanımadığımıza selam vermek için Çanakkale hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Evet. Hazır mı? Evet. O zaman inşallah bakın bu selam çok güzel. Çok güzel olacak. Nitekim bakın bütün partiler mesele vatan, millet meselesi olunca birleşti. Bu gerçekten takdire şayan bir husustur. Ben burada bütün partilerimize, bütün hangi parti olursa olsun onlara oy veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepinize dua ediyorum. İnşallah pazar günü Çanakkale bu meydanda olacak. Ama İstanbullar Yenikapı'da olacak. Biz de ben de Aydın'da olacağım inşallah. Dolayısıyla 81 vilayette bütün dünyaya haykıracağız. Çanakkale geçilmez. Çanakkale geçilmez diyeceğiz. Bu ikinci istiklal mücadelesi. İstikbal mücadelesi. İstiklal mücadeleniz, nöbetiniz hayır olsun. Hayırlısı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Allah sizleri muhafaza eylesin. Ülkemizi, milletimizi korusun, muhafaza eylesin. Rabbim daha büyük hedeflere ulaşmamızı nasip eylesin. Dünyada lider bir ülke, büyük bir, daha büyük bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Güçlü, masaya vurduğu zaman masayı titreten güçlü bir devlet için hep birlikte hazır mıyız? Hazır! İnşallah. Biz de hazırız hizmetkarınız olarak. Bu duygularla
hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Nöbetiniz hayırlı olsun. Demokrasi ve milli irade mitinginiz hayırlı olsun. Bütün çanakları, hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar, herkese gönülden teşekkürler. Sağ olun sizlere. Hürmetlerim var. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun.